Evet. Selamünaleyküm. Fatop İlke'nin ak sakallarından Mahmut'un kanalına hoş geldiniz kardeşlerim. Ama ak sakal derken öyle laf olsun diye söylemiyorum bak abi. Harbiden ak sakal yani bak buraları görüyorsun. Beyaz. Şimdi bugün ortaya karışık bir video yapacağım abi. Önce şunu söyleyeyim. Videonun belli bir yerinde sizin faydalanabileceğiniz yani oyunla alakalı işinize yarayacak olan bir şey paylaşacağım. O yüzden atlamadan izlerseniz bundan faydalanırsınız. Öteki türlü Mortingen. Onun haricinde Discord'da birkaç tane yazışmalarla alakalı bir şeyler gördüm. Onları elimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız, yorumlayacağız. Ondan sonra da bir iki tane maç atarız. Videoyu sonlandırırız. Ama dediğim gibi videoyu sakın atlamayın. Çünkü önemli bir paylaşım yapacağım size. En azından faydalanmış olursunuz diyeyim. Şimdi önce Discord'dan başlayayım abi. Gördün mü? Çekiyor. Şimdi bak. Discord'da mesela şunu açalım abi. Bu neymiş? Ben bunları kaydetmişim zamanında. Şöyle büyüteyim. Herhalde gözüküyordur sizde de. Şimdi Elif B diye bir kardeşimiz, arkadaşımız artık hanımefendi adını siz koyun. Demiş ki top karakterin içinden geçip gol oluyor ya da ışınlanıyor demiş. Demiş öyle bir şey başımıza gelmiyor abi. Yani bizde hiç öyle bir şey olmuyor. İlk defa duyuyorum ben böyle bir şey. Yekindar klasik kopyala yapıştırla verilen cevabı vermiş ama ben gene üzerinden geçeyim bunu bilenler biliyordur. Merhaba, internet bağlantınız yeterince güçlü olmadığından veya cihazınızın depolama alanında yeterli yer kalmadığından çoktan gerçekleşmiş bir aksiyonun animasyonunu telefonunuz henüz indirmemiş olduğunuzdan veya telefon henüz indirilmiş bilgiyi görsel olarak işleyecek durumda olmadığından o an devam eden animasyon yanıltıcı biçimde hareket eder. Yani aslında top çoktan olması gereken noktaya varmıştır ancak cihazınız henüz bu bilgileri işlememiş olduğundan veriyi indirdiğinde bu bilgilerin hepsini aynı anda işlemeye çalışabilir demiş. Ama burada şöyle bir şey, bu söylediklerin hepsi oyunu yeni yüklemiş biri için anlıyorum ben bunu. Yani indirmeye çalıştığından diyor vesaire diyor. Sonra bizim takipçilerimizden Hasan demiş ki sürekli aynı cevapları veriyorsunuz. Bu oyunu oynayanların hepsinin interneti kötü o zaman demiş. Bu top benim de içimden geçiyor. Bu herkes de oluyor demiş. Aklı bir isyan etmiş abi. Sonra Raye de merhaba. Top geçme sorunu kötü bir internet. Bak. Kötü bir cihaz. Anlık sunucu veri kaybı gibi birçok sebepten dolayı olabilir. Bu durumu minimum seviyeye indirilmesi için ekip üzerinde çalışıyor. Aslında bunu şöyle demesi lazımdı. Merhaba. Top geçme sorunu, kötü bir internet, kötü bir cihaz, anlık sunucu veri kaybı gibi sebeplerden veyahut bizim sunucularımızdan veya altyapımızda oyunun altyapısı doğru olmadığından karakterlerimiz bizim 150 civarlarında olduğu için böyle öküz gibi olduğu için siz onu çok seri oynadığınızda biz buna yetişemiyoruz ve bundan dolayı içinden geçiyor tarzında cevap verseydi derdim ki evet hakkaniyetli davranmış. Hani hatanın yarısını oyuncuya yarısını da kendisine almış. Ama tabii biz yönetici arkadaşlardan böyle bir cevap alabilir miyiz? Alamayız abi. Mümkün değil. Gelelim başka bir paylaşıma. Hele bir tanesi var ya abi böyle bir şey yok yemin ediyorum. He bak şimdi ben benimkini paylaşacağım. Buraya not almışım bak. Şimdi önce size şunu göstereceğim abi.
Bu benim orada çünkü resimde gözükmüyor. Bu benim oynadığım bir bot. Bak şöyle yakınlaştırıyorum. Botun ismine bakın abi. Bunu Masamo bu bota bu ismi koymuş. Şaka gibi. Al abi bak burada görüyorsunuzdur tahmin ediyorum. Ya böyle bir isim şekli yok abi ya. Yani bunu küçük çocuklar hani ben bunu çok da neyse şimdi kapatayım çok da göstermeyeyim de. Yani bunu küçük çocuklar oynuyor. Yani bu zaten ayrı bir facia. Onun haricinde tabi bu %100 neyden kaynaklı bilmiyorum. Şimdi direkt burada Masamo'nun hakkına da girmeyeyim. Abi oyunda çıkan reklamlar da bir facia. Yani öyle abuk subuk reklamlar çıkıyor ki yani ben buradan büyük kardeşlerime sesleniyorum. Abi çocuklarınızın eline sakın hani ya şu videoları izle de hani ücretsizler falan olur. Bazen mesela sen izlemek istemezsin. Hani çocuğun eline verirsin. Al bunu izle. Sakın abi. Sakın. Gözünüzü seveyim. Sakın böyle bir hataya düşmeyin. Yani iğrenç reklamlar çıkıyor yani. Şimdi esas bombaya geliyorum. Ya şunu yani Allah rızası için ben rica ediyorum sizden. Şunu yorumlarda siz ne anladığınızı bir belirtin ya. Bana göre bildiğin dalga geçmiş abi. Ya dalga geçmiş yani. Bak. Abi yakınlaştırıyorum. İnşallah görüyorsunuzdur. Beta Fence diye biri yöneticileri etiketlemiş. Mesaj atmış abi. Demiş ki bu elmas kumbarası oyunun ana ekranında boş yere yer kaplıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Oyuna yenilik getirseniz gol atıp kazandığımız elmasları ücretsiz alsak olmaz mı demiş. Gayet normal, makul, efendice, usturuplu bir soru sormuş adam. Ya sen buna hayır olmaz da diyebilirsin. Farklı bir cevap da verebilirsin. Abi yöneticinin verdiği cevaba bak. Ya bunu bana kimse izah edemez ya. İnsanlardan dalga geçmeyi bırakın kardeşim. Böyle bir mesaj olmaz. Ödeme yaparak elmas kumbarasını aktif edebilirsiniz. Aslında işe yarıyor. Abi şaka gibi ya. Siz kullanmadığınız için işe yaramadığını düşünmüş olabilirsiniz demiş. Püh! Diyorum o zaman size. Bak tekrar okuyorum. Ödeme yaparak elmas kumbarasını aktif edebilirsiniz. Biz bilmiyorduk abi. Biz böyle yani bir Fatiha okuduğumuz zaman o kumbaranın açılacağını falan tanıyorduk. Aslında işe yarıyor demiş. Siz kullanmadığınız için İşe yaramadığını düşünmüş olabilirsiniz demiş. Edemiyorum abi. Edemiyorum. Ha, ben şeyi göstermedim. Bak az önce onu atladım. Şimdi şunu gördünüz değil mi? Az önce gene göstereyim. Bak. Şunu gördünüz. Ben de bununla alakalı mesaj attım. Şimdi bu arada bu bot bana ben 100 megabit fiber internet kullanıyorum abi bak şaka değil. Bilgisayarımı zaten bilenler biliyor. Bak. Şöyle büyüteyim. İnşallah görüyorsunuzdur. Ben dedim ki 100 mega direkt bunu söyledim hani bunu benim önüme sunmasın diye ama sen hiç dediğin kadar söyle. 100 megabit fiber internet kullanıyorum dedim ünlem işareti koydum. Rakip olarak botun gelmesine mi üzülmeliyim? Bota koyduğunuz isime mi üzülmeliyim dedim.
Cevap. Yine kopyala yapıştır abi. Merhaba. Rakip olarak sürekli botlar geliyorsa öncelikle internet bağlantı kalitenizin iyi olduğundan emin olmalısınız. Değilim abi ben. Ben salağım. Salağım ben anlamıyorum abi. Eğer bağlantı kaliteniz iyi durumdaysa bir nokta. Bağlandığınız sunucu da size uygun rakip olabilecek çevrim içi gerçek oyuncular bulunamıyor demektir. Cevap zaten bu. Diğerleri teferruat. Çünkü oyunu yönetemiyorsunuz. Eğer sorunuz hala çözülmüyorsa oyuncu sayısının yüksek olacağı saatlerde oyuna tekrar bağlanmanızı tavsiye ederiz demiş. Botun ismiyle alakalı ne demiş biliyor musun? Bununla alakalı bir şey vardı. Devleti devlete mi şikayet edeceğin gibi bir cümle vardı da şimdi aklıma gelmedi. Botun kullanıcı ismini ekibe ilettim. Gerekli işlemler yapılacaktır demiş. Yani sanki dersin ki bu botun ismini ben koydum. Ekibe iletecekmiş. Ulan zaten bunu ekip koymuş. Ekip koymuş bu ismi zaten. Şaka gibi ya. Bu ismi koyarken aklınız nerede abi? Ya bunu hangi mantıkla, hangi kafayla koyuyorsunuz ya? Denetçisin. Neyse abi. Böyle ekranımı büyüteyim. Aa, bir dakika. Makrolarımı aç. Bu arada söyleyeceğimi söylüyorum. Videonun açıklama linkine kullanacağınız güç makroları koydum abi. Açıklamada var. Oradan indirebilirsiniz. Bir tanesi Q ile çalışıyor. Bir tanesi W ile çalışıyor. Nasıl yapıldığına alakalı geçmiş videolarımda ben bunu buraya anlatmıştım. Bilmeyenler o videomu bulsunlar, izlesinler. İki gücü aynı anda açmaya yarıyor. Oyunda profesyonel oynamak istiyorsanız bunları kullanın. Diyelim. Bunu da aradan gidelim abi. Şimdi maça dalalım. Bakalım kimler gelecek. Fight for form mu ne dedi o? Kardeşim bol şans. Hadi. Bas. Bir. Yer misin? Oo yemedi. Ama biz sana her türlü atarız kardeş. Evet. Aa, güç açtı. Güç açtı. Şimdi bak güç makrosunu göstereceğim size. Bak şimdi. Bak tek tuşta hop. Gitti. Güzel. Güzel. Aç bakalım. Evet. 6-4 yaptık. Geliyorum. Altı beş. Heyecan yaptı. Abi bir şey söyleyeceğim. Yani bu bilgisayarla oynayan arkadaşlarıma at, at. Bak şimdi. Bir açayım. Lan! Allah Allah! Ulan bir şey atamadık be.
Şimdi bu maçtan sonra bir şey göstereceğim size. Hadi bak işine ya. Ha canım ya, sensin. Kralsın. Şimdi bak. Bazı arkadaşlar bilgisayarda oynarken, yani bilmiyorum, oyunu çok bilinçsiz oynuyorlar abi. Yani sadece böyle JKL'ye bas, devamlı zıpla. Bu değil abi oyunu oynamak. Yani oyunu biraz taktiksel oynamanız lazım. Gene iskeletor geldi abi. Yani şu videolarda bana iskeletor gelmesi olmuyor. Ya mesela adam şöyle oynuyor. Bak şimdi arkadaşlar. Ya bu değil abi. Yani devamlı böyle böyle zıpla. Bu değil abi. Biraz taktiksel oynamanız lazım ya. Adam hiç durmuyor abi. JKL'ye böyle basmış. Sadece yön tuşlarıyla. Yani ileri geri. Yani JKL'ye devamlı basılı tutmayacaksın ki abi. Hadi canım. Adamsın. Adamsın. Bir maç daha atalım. Bakalım video kaç dakika oldu? 16 dakika olmuş abi. Maçı atalım, bitirelim. Gelmedi. Hemoline. Şimdi bol şans. Evet ama maç salamam. Benden hiç maç isteme. Yodayım. Gel. Oynayak. Şöyle atar mıyız? Evet, 1-0 yaptık. Hadi bakalım. 0. Böyle üçgen vursak. Hadi. Lan gene girmedi. Sen yer misin? Evet. 3-0 yaptık. 4-0. Bas. 6'tan üstten, evet. Ulan var ya. Yeni bilinçli atmadım ama. Da söyleyeyim. Alttan, evet, karakterin ortasından, göbeğinden geçti. De. Aynı hareketi ben de yapıyorum. Bak, gördün değil mi adamı nasıl ortasından geçti abi? 32. Hadi Semolayn bas. 2 yaptık. 1-2 diyor, şu anda uzuyor. Hadi canım kardeşim bas. 2 3 Eyvallah kardeşim. Yerine kollarına sağlık. Evet. Bu videoluk da bu kadar. Size dikkat edin. Videomu beğenmeyi, like atmayı falan da unutmayın abi. Biraz destekleyin. Birden bir patlasın gitsin. Diyelim. Alalım abi. Ya videomuzu da kapatalım. Yansınız. Я сейчас стану, а мы с Мадзуру. Ваши не сони, ищи лишь разум. А мой муд, дело плода, я под курвой. Вот тот ариде, о том курва, живот я. Дизи камлове, мам на мысли, это.